Peki bu çalışma nasıl ortaya çıktı? Yani pozitif İslami sinerji dediğin. Buraya daha sonra gelin. Önce buradaki motivasyon kaynağı nereden hareketle kurduğum ortaya gelin başkanı çalışayım. Literatüre baktığınız zaman yani şu anda bu kongrede vardı. İslami endekslerin onların performansları çok sayıda çalışma var. 90'ların sonundan itibaren İslami endeksler ortaya çıkmaya başlıyor. Amerika'da Dow Jones'da daha sonra Financial Times endeksleri, Standard & Poor's, uluslararası şirketler, dünya çapında endeksler hesaplamaya başlıyorlar. 2000'li yıllardan sonra ulusal endeksleri görüyorsunuz. Malezya'da, Türkiye'de, Körfez ülkelerinde, başta geçmek olan ülkelerde de İslami endeksleri görülüyor. Şöyle, fıkhi bağlamına girmiyorum ben burada, finans çalıştığım için. Ama finansal olarak bu endekslerin ortaya çıkışıyla birlikte en çok merak edilen, en çok üzerinde çalışılan konulardan birisi bu bahsettiğim İslami filtreleme tekniklerinin, stock screening dedikleri metodolojinin portföy performans üzerindeki etkisini merak ediyor araştırmacı. Bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. Literatürü gözden geçirdiğimizde bu etkinin tam olarak ortaya çıkarılamadığı görülüyor. Yani bir kısım çalışmalar İslami endeksler daha iyi performans gösteriyor diyorlar. Bir kısmı daha kötü performans gösteriyor diyorlar. Bir kısmı aynı diyor. Burada bir çelişki var. Yani bu matematiksel bir şey. Ekonometrik modellerle ilgili. Yani bunun iki doğrusu olmaz yani. Ya kötüdür ya iyidir. Bir şey söylenebilir buna son takdirde. Yalnız henüz böyle bir sonuca ulaşılmamış. Yani burada bir çelişki var. Ben bunun altında yatan sebebi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani niçin bazı çalışmalar İslami endekslerin iyi performans gösterdiğini, konvansiyonel endekslere göre, niçin bazıları kötü performans gösterdiğini sonucuna varıyor. Bunun altında yatan faktör ne? Onu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bir takım tespit ettiğim unsurlar var. Bunlar birazdan geleceğim. Çok kısaca pozitif İslami sinerjiyi açıklayayım. İngilizce literatürü gözden geçirdiğimiz zaman, baktığımız zaman bu bahsettiğim etki menfi şeylerle anılıyor. Yani Islamic cost diyorlar. Negatif Islamic effect diyorlar. Yani bunun bir maliyet olduğunu, olumsuz bir şey olabileceğini, yani bunu terimlerle aramaya çalışıyorlar. Bu yaklaşım olarak, ön kabul olarak biraz daha yüksek sesle konuşayım. Ben bunun böyle olmadığını bir ön kabul olarak alıyorum. Yani İslam'ın evrensel değerlerinin hayata geçtiği ekonomik ve sosyal bir alanda olumsuz bir sonucun ortaya çıkamayacağını, çıkmaması gerektiğini bir ön kabul olarak başlıyorum. Ayrıca henüz finansal olarak tersi ispat edilmiş. Yani bu filtreleme tekniklerinin olumsuz bir sonuç doğurduğu henüz ortaya konulmamış bir şey. Onun için pozitif İslami sinerji dedim. Yani bu negatif İslamik efektin, İslamik kostum bir şey olarak hani düşündüm. Tabii tartışılabilir. Şimdi bu bahsettiğim unsurlar, yani bu çelişki, literatürdeki çelişkinin altında yatan unsurlar var. Bunlar bir kısmını şu anda test edebiliyorum. Bir kısmını halen çalışıyorum, devam ediyorum çalışma. Bunların bir kısmı finansal modeller, finansal unsurlar diyorum. Araştırmacıların kullandığı yöntemlerle ilgili bir takım tespitlerim var ve ekonometrik unsurlar olarak tespitlerim var. Üç. Evet, sorun var. Yan tarafa. Tamam, biraz daha sesli konuşalım inşallah. Verdiğimi zannediyorum. Şu anda üç ülke örneği çalışıyorum. Türkiye, Malezya ve Amerika. Niçin bu ülke örnekleri? Belli bir sebebi yok. Bu sadece bir ön çalışma. Yani bunu genişleteceğim. 15-20 ülkeye kadar çıkaracağım. Sadece bir başlangıç olarak, ilk ben değerlendirme olarak başladım. İki temel endeksim var. Uluslararası endekslerden. Dow Jones'un ve MSCI'in. Bunlar dünya çapında hesaplanan, akademik olarak piyasalarda bankacıların sermaye piyasası oyuncularının fiilen kullandığı, güvendiği endeks sağlayıcılar. Yani güvenilir kaynaklar.
her ülke için Dow Jones ve MSCI hem İslami endeksleri hesaplıyor hem konvansiyonel endeksleri hesaplıyor. Bizim araştırma konumuz İslami endeksleri değil. Yani Dow Jones, mesela DJI'ni olarak görüyorsun. Bu Dow Jones Islamic Market Türkiye olarak İngilizce kısaltmanın, İngilizce'nin kısaltması. Teknik bilgiler var. Pazar portföyü olarak her piyasada o piyasanın geniş kapsamlı portföyünü kullanıyorum. Bir de karşılaştırma portföyüm var. Karşılaştırma portföyümde yani İslami endekslerin performanslarını göreceli olarak değerlendirmek için bir karşılaştırma portföyü kullanmam gerekiyor. Bu da MSCI'nin ilgili ülke endeksleri. Morgan Stanley'nin. Veri kaynağı Thomson Reuters terminalinde Data Stream ve Icon'dan çalıştım. Büyük kısmını oradan verdim. Sadece Amerikan verilerinde MSCI'nin web sitesinden temin ettiğim birkaç yıllık veri var. Ulaşabildiğim en geniş kapsamda çalışıyorum. Yani MSCI'nin verileri Mayıs 2002'de başlıyor. Dow Jones verileri biraz daha geç oluyor. Yani daha onlar geç başlıyor. Ama toplamda 14 yıllık aşağı yukarı 166 gözlem sayesinde ayrı bir gözlem ulaşabildim. Logaritmik getiri serileri üzerinden çalıştım. Risksiz faiz oranı olarak kullandığım bir ay vadeli mevduat faiz oranı. Aslında birçok çalışma fricili bil dedikleri, yani Amerikan hazine bonosu verilerini kullanır. Yalnız gelişmekte olan ülkelerde, yani mesela Türkiye ve Malezya için bu veri çalışılabilecek kadar likiditeye sahip değil. Yani modellemelerin içine girecek kadar kaliteli veri değil. Onun için daha likit bir veri kullanmam gerekiyordu. Bu mevzuat faiz oranı bunun için uygundu. O sebeple mevzuat faiz oranı çalışmış oldum. Çalışmanın, yani bu tip çalışmaların kritik bazı noktaları vardı. Dönemlendirme bunlardan bir tanesi. Mesela daha çok krizlerle ilişkilendirme performans değerlendirme çalışmaları. Ve kriz dönemini standart bir tanımı yok. Yani bazı çalışmalar işte 2007'de başlatıyor, 2009'da bitiriyor. Bazıları 2008'de başlatıyor, 2009'da bitiriyor. Ben bunu deneme yanılma yöntemiyle birçok modelleme yaptım. Verileri de dikkate alarak değerlendirmeye çalıştım. Ama en son ulaştığım, yani en sağlıklı sonuçları alabildiğim bu şekilde oldu. Grafik Borsa İstanbul 100 endeksine ait. Yani benim pazar portföyü dediğim, pazar portföyü olarak kullandığım bir endeks. Mayıs 2002'de başlıyor. Ve ilk dönemin, yani ilk alt dönemin 2007 yılının Kasım ayında Ekim ayının sonunda bitiyor. İki aylık süreci alt dönemleri almadım. Çünkü orada mesela bu Malezya piyasasında gösterge endeks olarak kullandığım temas endeksi. Bu standart Kurs 500 endeksi. Yani artık o finansal krizin, o global finansal kriz dediğimiz şeyin piyasalara etkilemeye başladığı an nokta gördüğünüz gibi 3 ülkede farklılaşıyor. Ben o 2 aylık süre çıkardım. Kriz dönemi 2008'in başından 2010'un 6. ayına kadar olmuş oldu. Yani en sağlıklı sonuçları bu şekilde görebilirim. Bu tartışılabilir, değiştirilebilir. Sağlık bir şey değil, yasak bir şey değil. Ampirik bulgularımı 5 başlık altında yani sıraladım. Bunlar tamamen klasik finans teorisinin öngördüğü bir değişikliğe uğratmadan klasik finans teorisinde bulunan bazı bir model oluşturuyor. Daha sonraki aşamalarda alternatif modeller dedim, yani yukarıda bahsettiğim amaca ulaşabilmek için. Mutlak getiri analizi kısmı var. Burada ortalama getirileri görüyoruz. Klasik olarak aylık ortalama getirileri yıllıklandırıyorum. Standart sapma değerleri ve kümülatif getiri oranları. İki oran hesaplıyorum. Bunlar finansal olarak şart ve trend oranları olarak normalde çokça kullanılan, çok eski teknikler ama hali kullanılıyor. İki tip alfa hesaplayacağım. Bir tanesi Jensen alfa, diğeri de Thomas French alfa. Yani üç faktör modeline ait bir alfa. Bu beta hesaplaması ile ilgili, yani bu endekslerin riskinin göstergesi olan beta ile ilgili. Aslında ikisi de aynı şeyi gösteriyor, sadece görmek için. Bu da investment style analysis dedikleri İngilizce literatüründe. Yani portföylerdeki hisse senedi yatırım, hisse senetlerinin değer yatırımlar var mı? Büyüme hisse senetleri var mı? Büyük piyasa değerli hisse senetlerine yatırım yapılmış mı? Veya küçük piyasa değerli hisse senetlerine yatırım yapılmış mı? Gibi sorulara bu da cevap.
kısaca konularımı sizinle paylaşayım. Şöyle, bakın bunlar mutlak yetki analizleri. Yani herhangi bir endeksin veya fonun prospektüsünü elimize aldığımız zaman karşımıza çıkabilecek günlük olarak kullanılan şeyler. Şuradaki gördüğümüz Dow Jones'un Türkiye İslami Endeksi. Yeşil olanlar alt, bu uzun dönem ilki. Daha sonrakiler alt dönemler. Yeşil olarak işaretli olanlar gösterge endekse göre daha iyi performans gösteren İslami endeksleri ifade ediyor. Kırmızı olanlar mesela bu 2006-2007 dönemindeki daha kötü performans gösterdiğini ifade ediyor. Dow Jones Türkiye endeksi hem riskli bir göstergesi olan standart azaltma değerlerinde hem de ortalama getirilerinde formasyon endekse göre burada daha iyi performans göstermiş uzun dönemde diğer adlarında kriz dönemde dahil. Ama mesela bakın MSCI'ın İslami endeksi uzun dönemde olumlu performans göstermesine karşın kriz döneminde ve kriz öncesi döneminde kötü performans söz konusu. Mesela Malezya'ya bakalım. Dediğim gibi EMAS ve Hicra Şeria endeksleri. EMAS geniş kapsamlı bir endeks. Malezya Sermaye Piyasası Kurulu'nun izleme metodolojilerine göre hazırlanıyor. Hicra da uluslararası standartlara göre hazırlanan bir endeks. Uzun dönemde bunlar da iyi performans gösteriyor ama standart sapma değerleri kötü. Yani daha resimli gösteriyor. Kriz döneminde kötü. Mesela Dow Jones'un yine aynı şekilde uzun dönemde iyi, kriz döneminde kötü performans gösteriyoruz. Mesela MSCI da uzun dönemde daha iyi performans göstermiş. Kriz döneminde kötü performans. Amerika'ya bakalım. Amerika'da uzun dönemde Dow Jones da MSCI çok hafif bir iyi performans göstermiş. Ama kriz döneminde Malezya ve Türkiye örneklerinin aksine kriz döneminde de iyi performans gösteriyoruz. Kriz sonrasında bu kötüleşiyor. Yani performans döneminde daha kötü getirdiği söz konusu. Mesela rasyonelliklerine bakıyoruz. Genel olarak mesela Dow Jones'la MSCI indeksinin farklı olduğundan görebiliriz. Yani genel olarak Dow Jones daha kötü finansal rasyonlara sahip. MSCI biraz daha olumlu. Mesela bu durum Malezya örneğinde değişiyor. Malezya örneğinde hem Dow Jones hem de MSCI olumlu. MSCI Hicra da olumlu. Kriz dönemleri hariç. Bakın kriz döneminde Dow Jones ve MSCI de kötü. Mesela Amerika örneğinde uzun dönemde çok fazla farklı yok. Yani daha iyi olduğu söyleyemeyiz. Ama kriz döneminde çok daha iyi trainer oranları var. Yani sistematik riske göre düzeltilmiş bir oran var. Yine mesela Türkiye ve Malezya piyasalarından daha farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela Alfa analizlerinde de buna benzer bulguları var. Dow Jones'un uzun dönemde iyi, kriz döneminde kötü performans gösterdiğini görüyoruz. Mesela MSCI de var. Malezya'da bunun biraz daha farklı. Uzun dönemde MSCI Hicra'nın iyi performans, kriz döneminde kötü performans gösterdiğini görüyoruz. Yine Dow Jones ve MSCI için de aynı şey söz konusu. Ama mesela Amerika örneğinde bu değişiyor. Mesela uzun dönemde çok büyük bir farklılık yok. Yani hemen hemen aynı şey söz konusu. Ama kriz döneminde, global kriz esnasında konvansiyonel endeksinin oldukça iyi performans gösteriyor. Yani alfa demek bu portföyün sağladığı, endeksin sağladığı normal üstü getiri demek yani konvansiyonel endekse göre. Sistematik risklilik açısından Türkiye'deki endekslerin daha az riskli olduğu. Mesela MSCI ve Dow Jones endeksinin. Ama mesela Malezya'da çok bir şey değişmiyor. Yani aşağı yukarı benzer riskte İslami endeksleri ve konvansiyonel endeksleri görünüyor. Ama mesela Malezya örneği, Amerika örneğinde yine Dow Jones endeksleri normal zamanlar Dow Jones endeksleri benzer riskliğe sahipken kriz döneminde biraz daha düşük risk söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu çalışmanın ortaya çıkardığı en ilginç bulgulardan birisi de Hammer-French 3 faktör modelindeki bulgular. Yani filtreme teknikleri sonucu İslami endekse girebilmesi için bir şekilde
borçluluk düzeyinin belli değerlerin altında kalması lazım. Bunların küçük gelirli kişilere yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çok ama böyle olmuyor yani. Mesela Dow Jones söylediği için Türkiye'de küçük gelirli firmalar daha fazla çıkıyor Meksik içinde. Ama mesela MSCI için bu öyle değil yani. Bunun önünde değer hisseleri de söz konusu. Hatta kriz dönemi sonrası bu nötrlenmiş durumda. Çok fazla bir etki göremiyoruz. Malezya için çok daha farklı bir durum söz konusu. Mesela ne değer hisseleri, ne küçük piyasa değer hisseleri bu endekslerin içinde görülmüyor. Mesela Amerika için aynı şekilde değer hisseleri, küçük piyasa değer hisseleri bir yoğunlaşma söz konusu değil. Yani ekstra bu faktörlerden kaynaklı bir söz konusu değil. Şimdi şöyle özetleyeyim. Başlarken bahsettiğim unsurlar, yani literatürde karşımıza çıkan çelişkinin altında edebilecek olan unsurlar. Alt çizgide olanlar bu çerçevede test edebildikleri, pozitif olanlar da gerçekten etkisi olduğunu düşündükleri. Mesela finansal model seçimi etkiliyor, şöyle etkiliyor. Ama French Alpha ile Densen Alpha arasında bazen farklılaşma olabiliyor. Aynı indeksi, aynı süreçin etkiliyor. Bunun altında yapılan bir takım faktörler var. Mesela bu endekslerde bulunan dağılım sayısı bunlardan bir tanesi. Endekslerin sektörü dağılım bunlardan bir tanesi. Yine endeks sağlayıcıların filtrelemeleri, konferans değil. Bunlardan bir tanesi. İstanbul Eyüp'te hanım da konuşacaktı. Hanımı da selam var. O şimdi dışarıda. Yani sonuç olarak inşallah geldi zemzem içeri. Bizden selam gönderin. Bu çalışmalar yapacak olan araştırmacıların hanımı da selam var ayrıca. Bazı faktörlere dikkat alması gerekiyor. Evet. İnşallah. Modelimi yapar. Geldi zemzemin içeri inşallah. Aksi hadi hayırlı olsun, güle güle gitken şey, Allah kabul etsin. Bir ülkenin belli endekslerini alıp çalıştığınız zaman ve genel bir soru sorduğunuz zaman bu ülkenin metodolojileri, renkleri konusunda sağlıklı bir cevap almıyorsunuz. Yani yanlış bir yönlendirme söz konusu olabilir. Yanlı bir soru söz konusu olabilir. İnşallah devam edeceğim. Yani benim için. Hadi İslam isimler için metodoloji yaptığı başlıklı teziyle önemli açıklamalarla yani sorusu olan evet, şeyin sonunda sorusu yani son sunumlar bittikten sonra soruyu vereceğiz. Kendisi de belirttiği gibi bu konuda yapacağı çalışmalar, başarılar tabi burada değerlendirme yapılırken hareket noktasının farklı olduğuna dikkat edin. İslam ekonomisinde hareket noktası insandır. İslam ekonomisi insandır. Dolayısıyla cost ve benefit analizi, getiri götür analizi yapılırken devamlı zihinde insan var. İnsan dediğimiz zaman ekonominin arz ve talep boyutu. Bütün hesaplamalar. Kapitalizmde sermaye mevcut. Orada sermaye ne kazanır? Sosyalizmde ise devlet merkezi. Onun için hareket noktasını da o hesaplamaları da göz önünde bulundurmak gerekir. Teşekkür ediyoruz. Önemli bir çalışmalar yapmışsınız. Başarılar diliyoruz. Şimdi farklı bir konuda bir tebliğ dinleyeceğiz. Tebliğin konusu kozmetik ürünlerde helal sevdik gerekli sergiler sunulmuş. Ayşe Betül Şahin Hanım'a sizin buraya anlatanı söylemeye gerek yok. 10 dakika içinde özetleyeceksiniz. Aslında 10 dakika çok az ama ne yapalım. Evet. Onun için kendiniz hakkında isterseniz ayıp olmasa kim olduğunuzu anlatırsınız. Zor bir şey. Üniversitemize
Ya ona yardımcı olabilirsiniz. İşlemleriyle alakalı bir çalışma yaptım. Faydalı olur umarım. Ben de oturuyorum o zaman. Öncelikle helal ürün nedir? Onunla başlamak isterim. İslam dinine göre yapılmasında sakınca bulunmayan davranışlara helal diyoruz. Ve zıttı ise haram. Helal ürün ise içeriğinde herhangi bir necis, dinen necis sayılan madde bulunmayan ürünler. Bunlar içinde sertifikalar verilir, belli kuruluşlar tarafından. Örneğin ülkemizde 60'a yakın bu kuruluşlardan vardır. Bunlar yoluyla verilir. Dünyada 1000 küsür helal sertifikası veren kuruluşlar var. Peki kozmetik nedir? Kozmetik de en kısa ifadesiyle insan vücudunu temizleme, bakım, daha güzel görünmek amaçlı kullanılan ürünler. Bu konuyu inceleyen ilme kozmetoloji deniyor. Bu konunun içerisinde neler var? Şampuanlar, diş macunları, kremler, sabunlar, renkli kozmetik dediğimiz makyaj malzemeleri, güneş yağları, çok çeşitli maddeler bulunmakta. Aslında ülkemizde belki kozmetik deyince makyaj malzemesi olarak algılanıyor ama aslında o algıdan çok daha öte geniş bir yelpazesi var. Peki helal kozmetik nedir? Bunun içinde kozmetik bir ürünün helal olabilmesi için içerisinde dinen herhangi bir sakıncası olmayan, mesela herhangi bir insan parçası olmayacak, Müslümanlara yasak olan veya şer'i kesim şartlarını taşımayan hayvansal katkılar olmayacak, alkolü içeceklerden elde edilen etil alkol bulunmayacak, hazırlık, işleme, üretim ve depolama ünitelerinde necaset bulaşması olmayacak ve tüketiciler için sağlık riski taşımayacak ürünler olması gerekiyor. Ham maddenin kaynağı belli olmalı. Biyolojik ve kimyasal açıdan güvenilir olmalı. Ve bu özellikleri hariç kozmetik ürünler aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçmeli. Şimdi helal sertifikası deyince işin içine bir olduğu için hani istismar yoluna gidildiği düşüncesiyle özellikle de ülkemizde çok yüksek oranda Müslüman olduğu için hani helal sertifikasına ne gerek var? Zaten hepimiz Müslümanız. Yıllarca böyle bir anlayış vardı. Fakat değişen üretim teknolojileri her konuda sertifikayı gerekli kılıyor. Örneğin HACCP denen bir sertifika var. Bunun için tarladan çatala bütün her aşamasında, üretimde, depolamada, pazarlamada, her aşamada belli bir standardı yakalaması gerekiyor bir ürünün. Veyahut TSE damgası var, otomotivde, elektronikte. Her türlü anlamda biz TSE damgasını gördüğümüz zaman onu güvenerek alabiliyoruz. Bu yüzden helal sertifikası da işte dinen herhangi bir sakınca içermediğinin bir kanıtı olarak gerekli bir sertifika sistemi. Bundan dolayı da pazarda haksızlığa sebep olacak kaygısıyla da helal sertifikasının helal yani helal markasının yanında bir de Tayyip kavramının olması gerekiyor. Tayyip de bütün kriterlerin üstünde oluyor. Yani gıda ve kozmetik güvenliğinde hijyen, sağlık ve benzeri özellikleri içeren en güvenli, en kaliteli ürün manasına geliyor. Peki biz bu kadar %99 Müslümanın yaşadığı bir ülke olan Türkiye'de neden kozmetik standartı, neden helal sertifikasına ihtiyacımız var? Bunu da geçen bahsettik ama yine tekrar edelim. Etil alkol, plasenta, sperm, domuz gibi dinen necis görülen birçok ürün kozmetik sektöründe kullanılıyor.
yine helal gıda konusunda yapılan belgelendirme çalışmaların başka bir ayağı olan non-food, yani gıda dışı helal madde kullanımı konusunda dini hassasiyette bulunan tüketicilerin beklentilerine karşılık verebilmesi. Malezya, Endonezya, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya'da başka dinlerle iç içe yaşayan büyük Müslüman toplulukların helal gıda ve gıda olmayan maddeleri ilgilerinin dini farkındalıkları giderek artması ve Türkiye'nin de onlara ihracat yaptığı için bu logonun Türkiye'den isteniyor olması. Yine helal olup olmadığı bir dini otoriteye onaylanmak zorunda olan kozmetik, temizlik malzemeleri, ilaç vesaire konularda üreticinin bir muhatap bulamaması ve helal belgesini zorunlu tutan ülkelere ihracatta üreticilerimizin zorluklarla karşılaşılmasının önüne geçilmesi için bu sertifikasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Peki, ülkemizde 60 küsür bu sertifikayı veren kuruluş var. Takdir edersiniz ki bütün kuruluşlarında dünyada bilinirliği yok. Bundan dolayı da özellikle Türkiye'nin öncülük yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye olan ülkelerle dünya çapında bilinirliği olan bir sertifika kuruluşu yapılmaya çalışılıyor. Bunun merkezi İstanbul'da ve birkaç senedir üzerinde çalışılıyor. Kozmetik de bu alanlardan birisi. Dolayısıyla ülkemizde de devlet kanalıyla helal sertifikası veren kuruluş TSE. TSE helal belgesi, Türk Standartları Enstitüsü helal ürün belgelendirmesine 2011 yılında başlıyor. Gıda ürünlerinin üretilmesinden İslami kurallara uygun olarak gıda ürünlerinden başlıyor ama sonradan kozmetik ürünleri de dahil ediyor. Ve Diyanet İşbirliği ile ilişki içerisinde belli standartları uygulamaya çalışıyorlar. Özel sektörden de ciddi manada bu konuyu eğilen firma GİMDES kuruluşu. GİMDES'in açılımı da Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği. Bu derneğe bağlı İktisadi İşletme Kurumu GİMDES helal ve sağlık ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. İlgi alanı olarak gıda, kozmetik ve sağlık ürünlerini kapsamaktadır. 2005 yılından itibaren de özellikle uluslararası toplantılar yaparak bu konuya dikkat çekmekte ve akreditasyon çalışmalarıyla bu konuda ülkemizin diğer ülkelere olan ihracatını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma yapmakta. Dünyada Malezya'nın bu sertifika çalışmalarında çok önde olduğunu görüyoruz. Özellikle JKIM adında bir sertifika kuruluşları var. Devlet tarafından destekleniyor. Üniversitelerde enstitüleri var. Bu konuda pek çok lisansüstü çalışmalar yapılıyor. Ve işin ekonomik boyutu var. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ekonomik pasta var herhalde. Bundan dolayı da hem dini hem de ekonomik boyutuyla helal sertifika Müslümanlar adına önem arz ediyor. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii bu husus çok önemli bir husus. İnancımız açısından, sağlığımız açısından. Hamdolsun bütün dünyada giderek artıyor. Önemli gelişmeler var. Umarım yakın bir gelecekte herkesin geleceği dünya çapında tamamen bir ortak sertifikanın ortaya çıkmasıdır. Bu konuda Türkiye'ye anlatımımızda belirttiği gibi atılan adımlar geç de olsa başlamıştır. Umarım ileride neticesini gösterecektir. Bu insan sağlığı açısından da önemli bir husustur. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi buyurun. Soru kısmında sizi tekrar sorular sorulacaktır. Şimdi gidişatımız iyi. Herkes süresine riayet ediyor. Dolayısıyla şimdi üçüncü tebliğimize geliyoruz. Üçüncü tebliğimiz önemli bir konuda. Fındık üreticiler için alternatif bir İslami finansman yönetimi olarak Selam Akdi ve Türkiye için uygulanabilir bir model önerisi. Bu konuyu çalışan Salih, Gülev, Mervan, Selçuk. Kim? Ben Mervan. Salih'i. O zaman Sarık Bey size 10 dakika süreniz var. Saatiniz önünüze korsanız kendi kendinize şey yaparsınız.
vaktinizi ayarlarsınız. O zaman bize Salih Güler kimdir? Kısa bilgi ver. Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi Fakültesi İşletme Lisansı mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nde İslam Ekonomisi ve Finansal Yüksek Lisans Üniversitesi'nde aynı zamanda Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Mervan kardeşimiz de aynı şekilde beraber aynı bilim çalışıyoruz. Bizim sunumun konusu fındık üreticileri için alternatif bir İslami finansman yöntemi olarak Selam Akyo Türkiye için bir öneri getirmeye çalıştık. Sesinizi biraz yükseltebilir misiniz? Evet, sesinizi. Tabii burada ilk olarak neden fındığı seçtik? Biz çünkü ben Sakaryalıyım, Mervan da Düzce'li. İki şehirde fındık üretiminin yaygın olarak yapıldığı bir yer. Dolayısıyla yıl içerisinde fındık üreticilerine eğer fındıktan başka bir gelir olmayanlar da çok fazla. Eğer fiyat düşük olursa ya da bir don vesaire gibi şartlarından dolayı üretim az olursa fındık üreticilerinin yıl içerisinde nakit sıkıntısı çok fazla çekebiliyorlar. Dolayısıyla biz Selam Akne de normalde İslami bankaların ürün yelpazesinde yer alan bir yöntem Selam Akne ama pek fazla uygulamada kullanılmıyor. Aynı zamanda Hazreti Peygamber zamanında da yaygın olarak yapılmış bir akit Selam Akne. Biz de yani bundan hareketle hem İslami bankaların, katılım bankalarının hem de katılım bankaları dışında tarım sektörüyle doğrudan alakalı olan kuruluşların Selam Akne'ni rahatlıkla uygulayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda bir çalışma yaptık. Şimdi tarım sektörüne şöyle kısaca ülkemizin tarım sektörüne baktığımız zaman tarım sektöründe 5 milyondan fazla kişi çalışıyor. Bu sayı toplam istihdamın %21,5'ine tekabül ediyor. Bir de gayri safi yurt dışı hasılasında içerisinde tarımın payı %9,3. Bunu grafikten de görebiliyorsunuz. Peki kullandırılan kredilere baktığımızda BDDK verilerine göre Haziran 2016 itibariyle tarım sektörüne 69 milyar liralık kredi kullanılmış ve bu sektörler sıralamasında tarım sektörü 7. sırada. Tarım sektörüne kullanılan kredilerin toplam kapasitesindeki payı da %4. Tablodan da görebiliyoruz. Peki fındık üretimine baktığımızda ise fındık üretiminde Türkiye dünyada 1. sırada en fazla fındığı Türkiye'de üretiliyor. Tarımsal ihracatın %15 ila 20'si arası ihracatın %20'si fındık üretimi oluşturuyor. 600 bin ton fındık üretiliyor. Selam Akdi'nin özelliklerine kısaca bakacak olursak, Selam Akdi kısaca şu, nitelikleri belli, vadeli bir malın ileriki bir tarihte teslim edilmek üzere peşin bedelle satılmış. Bu burada selam konusu olan malın bir misli mal, standart mal olması gerekiyor. Yani bu fındık, buğday, arpa gibi tarımsal ürün olabileceği gibi aynı zamanda fabrikasyon üretilen standart bir mal da olabilir. Ve selam Hazreti Peygamber zamanında da yaygın bir şekilde kullanılmış ve onun meşruiyetine delil olarak da kitap sünnet ve icma gösteriliyor. Bakara suresi Müdayene ayetinden 282. ayetinde geçen kelime, ey iman edenler muayyen bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yesin ifadesi pek çok fıkıh eserinde Selam Akdi'nin Kur'an'ın delili olarak ifade edilmiş. Yine pek çok hadis var, bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde insanlar hurmada 2 ve 3 yıl vadeyle selam yapıyorlar. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu, bir şey için selef yapan belirli ölçüde ve belirli tarzda belirli bir vadeye kadar yapsın. Bu hadis de Selam'ın meşhurluğuna delil olarak gösteriliyor. Tabii Selam'de mal ileriki bir tarihe teslim edileceği için tarafların anlaşmazlığa düşmemesi için sözleşmedeki belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Belli şartları var Selam hakkının sahih bir akit olması için. Birincisi Selam'e konu olan mal mütekavvim bir mal olacak. Yani İslam'ın yenilmesi, içilmesi veya kullanılmasını meşru kıldığı bir mal olacak. Karşılıklı bedeller belirlenmiş olacak. Resul mal yani para peşin olacak. Ve Selam'e konu olan mal piyasada bulunabilecek. Mesela siz bir ton fındığa bir Selam Akdi yaptınız ve Ağustos ayında o bir ton fındığı üretemediniz. Piyasadan temin edebilmeniz gerekiyor bu. Selam konusu olan mal piyasada mevcut olacak.
Selam'ın şu an katılım bankalarında, ülkemizin katılım bankalarında pek uygulaması yok. Aynı zamanda diğer dünyadaki katılım İslami bankalarda da çok düşük düzeyde uygulandığını biz görüyoruz. Bir de en çok uygulayan, en fazla uygulanan yer Sudan olarak biz gördük. Belki başka bir ülkede var. %2'lik bir oranla uygulanıyor Selam Akken, Sudan'dan. İslami bankalar bu ürünü uygulamaması, birincisi operasyonel olarak zor olmasından dolayı, yine riskinin yüksek olmasından dolayı İslami bankalar bunu uygulamıyorlar. Peki İslami bankaların bunu uygulama şekli nasıl, uygulayan bankalar nasıl uyguluyor? İki şekli var bunun. Birincisi, müşteri nitelikleri, cinsi, miktarı belli bir X modunu ileriki bir tarihte teslim etmek üzere peşin olarak P fiyatından bankaya satıyor. Daha sonra o tevhid tarihinde X modunu bankaya teslim ediyor. Tabi bankanın burada teslim ettiği zaman bankanın daha yüksek fiyatla satması lazım. Banka da bunu daha yüksek fiyatla satıyor ve aradaki miktar bankanın kârı oluyor. İkinci bir şekilde ise şöyle. İslami banka bir çiftçiyle selam akdi yapıyor. Resulman olarak peşin parayı veren taraf olarak selam akdi yapıyor. Atıyorum 10 liradan bir selam akdi yapıyor. Daha sonra başka bir kişiyle bu sefer müslümün ileyhi olarak, yani bu sefer malı teslim etme borcu olan taraf olarak ikinci bir paralel selam akdi yapıyor. 10 liradan ilk selam akdi yaptı, bu sefer 11 liradan bu malı satıyor. Aradaki farklar bankanın kârı oluyor. Burada banka bir nevi aracılık faaliyeti yapmış oluyor. İslami bankaların bunu selam akdi uygulamasındaki risk, neden? Riskin çok yüksek olması ve bu riskleri biz 4 kategoride ele alabiliriz. Birisi teslim riski, müşterinin malı zamanında teslim etmemesi, teslim tarihinde. Kalite riski, sözleşmede belirlenen kalitedeki bir ürünü teslim etmemesi. 50 randıman bir fındık olarak belirlediniz ama getirdi 45 randıman fındık getirdi. Böyle bir risk var. Diğer risk, fiyat riski ve depolama riski, aslında en önemli risk bu ikisi. Fiyat riski de mal teslim edildikten sonra bankanın bunu daha düşük bir fiyattan ancak satabilmesi, fiyatın düşmesi durumunda bu riske maruz kalıyor. Banka bu şekilde zarar ediyor. İkincisi depolama riski. Mal teslim edildiği zaman banka bunu hemen elinde çıkarması lazım. Eğer çıkaramazsa bir depolama maliyetine katlanmak zorunda kalıyor. Peki biz neyi öneriyoruz? Bu bankanın uygulama sebeplerinden en önemli ikisi fiyat riski ve depolama riski. Bunu İslami Banka'nın dışında tarım sektörüyle doğrudan alakalı bu üç kuruluş, hem de fındık sektörüyle de doğrudan alakalı bu üç kuruluş selam akdini rahatlıkla yapabileceğini biz düşünüyoruz. Bunlar Tarım Kredi Kooperatifi, Fisko Birlik ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi tarım sektörüyle doğrudan alakalı kuruluşlar. Bunların faaliyetlerine baktığınız zaman çok yakın aslında birbirine. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilere destek olmak için kurulmuş bir kooperatif. Çiftçilere gübre vesaire bunun gibi ürünleri daha düşük fiyatta sunmasının yanında kısa vadeli ve orta vadeli kredi veriyor Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilere. Kısa vadeli kredilerini nakit olarak kullandırıyor, uzun vadeli kredilerini de aynı olarak kullandırıyor. 4 yıla kadar en fazla. Bunu da şu şekilde yapıyor. Yani biz sizin bir sulama tesisi kuracaksınız tarlanıza. Bunu kendisi alıyor. Daha sonra size bunu teslim ediyor. Üzerine de bir faiz oranı ekleyerek veriyor. Aslında katılım bankası murabasına benziyor. Ama bir faiz oranıyla çalışıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'ni yapacağız. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi piyasadan buğday, arpa, fındık vesaire bu tür ürünleri de satın alıyor. Biz de Tarım Kredi Kooperatifi'nin aslında Selam'ı rahatlıkla uygulayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü hem çiftçilere bir destek olacak, kredi sağlayacak, bunu finansman sağlayacak. Hem de piyasayı yakından takip ettiği için, ürün alım satımı yaptığı için fiyatı en iyi tahmin edebilecek kuruluşlardan bir tanesi Tarım Kredi Kooperatifi. Aynı zamanda ürün alım satımı yaptığı için depolama riski minimuma inecek. Bu yüzden Tarım Kredi Kooperatifi bu selam aklını rahatlıkla yaparak çiftçilere finansman sağlayabilir diyoruz. Burada model var. Bunu geçiyorum. İkincisi kuruluş Fisko Birlik. Fisko Birlik de piyasadan fındık alan, fındık alım satımı yapan bir kooperatif. Bu da fındıkçılara destek olmak için kurulmuş. Ve Fisko Birliği'nin mümkün olduğunca çok fındık alması lazım piyasadan. Bu talebi karşılayabiliyor. Hatta daha fazla fındık alabilmesi için şu an 20-30 kuruş daha yüksek piyasa fiyatından yüksek fındık alıyor.
Selam Akdi ile biz yıl içerisinde hem fiskobil için fındık üreticilerine destek olabilir, hem de bir sonraki sene alacağı fındığı garanti etmiş olabilir. Bu şekilde daha fazla fındık piyasadan alabilir. Yine fiskobili dekolte ölçümü yapıyor, piyasada fındığın ne kadar çıkacağını tahmin ediyor yıl içerisinde. Fiyatı da en iyi tahmin edebilecek kuruluşlardan bir tanesi fiskobili. Bunda da depolama riski minimuma iniyor. Üçüncü bir kuruluş da Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu da bir dönem fındık aldı. Şu an almıyor ama yine alma gibi bir durumu söz konusu. Bu da sermayesi tamam devlete ait olan bir iktisadi devlet teşekkürü Toprak Mahsulleri Ofisi. TMA'nın yapacağı selam uygulaması da bir kamu hizmeti olarak da görülebilir aslında. Bu şekilde çiftçilere hem destek sağlayacak hem de finansman sağlayacak. Kredi imkanı ulaşamayan çiftçilere ulaşacak bu şekilde. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi de piyasadan buğday, arpa vesaire aldığı için ürünlerin yine fiyatı en iyi tahmin edebilecek bir şey bu. Selam aklında da fiyatı doğru tahmin ederek kendisi de zarar uğramayacak hem de çiftçilere bir destek sağlamış olabilecek. Depolama maliyeti de bulunmuş söz konusu değil. Şu an 400 bin ton ürün kafesine sahip depolama alanı var Toprak Mahsulleri Ofisi'nin. Selam yapması önerilen bir de özel şirketler var. Bu da bu süt seleme konu olacak malı aramalı olarak üretimde kullanan şirketler de aslında selam hakkını rahatlıkla yapabilir. Burada bir şirket var. Fındığı, çikolata şirketleri genelde bunu yapabilir. Sonuca geldiğimizde Hazreti Peygamber zamanında uygulanmış ve meşhurluğu sünnet ve cuma ile sabit olan selam hakkını günümüzde de uygulaması çok zor değil. Selam yolu ile finansmanda çiftçinin eline nakit olarak bir para geçmesi de çiftçiye bir estetik avantaj sağlıyor. Çünkü katılım bankaları bugün murabahada bir mal satışı olacak gibi parayı versin. Ya parayı vermiyor daha doğrusu. Ürünü alıp tekrar satıyor. Ama bazen nakit ihtiyacı da hasıl olabiliyor. Bu açıdan bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yine biz katılım bankalarından murabahanın çok yoğun olduğunu söylüyoruz. Murabahanın oranlarının faiz oranları paylar gitmesinden dolayı halk nezdinde bu bankaların konvansiyonel bankalardan da farklı çalışmadığı konusunda bir algı var. Aslında selam aktı yaparak da katılım bankaları kendini daha iyi, farklı çalıştıklarını daha iyi açıklayabilirler. Çünkü bunda selam aktı bir oran söz konusu değil. Herhangi bir faiz oranı, murabaha oranı gibi bir oran söz konusu değil. Sadece iki tarafın anlaştığı bir fiyat söz konusu. Pazarlıkta belirleyebilecekleri bir fiyat var. Yine bunu da Ziraat Katılım Bankası çiftçilere destek olmak için oluşturulmuş Ziraat Bankası'ndan neşet eden yeni kurulan Ziraat Katılım Bankası'nın aslında bu ürünü kullanarak öncülük yapabileceğini düşünüyoruz. Bu ürünü test ederek riskliliğinin maliyeti uygulanabilir olmadığını Ziraat Katılım Bankası'nın test edebileceğini düşünüyoruz. Ve İslam iktisadının felsefesine uygun olarak finansman ihtiyacını karşılamak sadece katılım bankalarından beklenmemeli. Biz özgür kurulu oluşturma ve kredi sağlayan çeşitli özel kuruluşların da kooperatiflerin de kendi faaliyetleriyle uyumlu, İslami prensiplere uygun ürünler ortaya koyabileceğini düşünüyoruz. Biz de bu çalışmada Tarım Kredi Kooperatifi, Fiskobili, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi şirket kuruluşların selam hakkını daha da uygulayabilecekleri ve çeşitlere alternatif bir faizsiz finansman yöntemi sağlayabileceklerini düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Salih Bey ve Mervan Beyefendi'nin yaptığı bu özgün çalışmadan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Dediğiniz gibi selam çok önemli bir konudur. Tam faizin zıttıdır. Faizle önce para veriyorsunuz, sonra durmadan maliyeti yükseltiyorsunuz. Halbuki selamda önce parayı veriyorsunuz. O parayı alanlar girdilere alıyor ucuza. Bir nevi peşini alıyor. Dolayısıyla selam bolluk getirir. Faiz ise tekelleşmeye yol açar. Bugün selam mekanizmasının uygulanması çok daha kolaydır. Çünkü malların skalinerde suyunu rahatlıkla yapılabilir. Bu nedenle kurumsal yapıda eksik vardır. Bu kurumsal yapı belirttiği gibi üç kamu kuruluşu veya kooperatif olabileceği gibi bu konuyla ilgili bu kurumlar tarafından oluşturulan bir vakıf da olabilir. Yani bu aracı kurum esas gayesi hizmet kar yapmalarıdır.
bankalar da Selam senedine likidite kazandılar. Yani çıkartılan, garantörü olan, kim ne zaman teslim edilecek standartı belli olan alın senedini likiditeye çevirdiler. Arz ve talep kanunlarına göre. O zaman Türkiye'de bir bakıma birçok alanda Selam üretimi planlayabilir. Bunun için arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Biz bu konu üzerinde daha fazla doktora yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çok önemli bir konu. Başarılar diliyoruz. Şimdi son tebliğimiz konvansiyonel sigortacılar bir alternatif tekafül sigorta sistemi. Cemal Elitaş, Bilge Leyli Elitaş, Seylan Özcan tarafından hazırlanmış. Bu tebliği kim sunacaktı? Sahneye davet ediyoruz. Sunucular burada değil mi? Yok da. Arkadaşım birisi bana güvenip. Sen misin? Benim konum farklı. Yok ha, senin konun değil. Bu değil. O zaman yoksa, öyleyse sana zemin oluşturur. Buyurun. Önce konumu ve kendini tanıt. Sonra da 10 dakika içerisinde özetle konumu. Evet, kendinizi tanıt arkadaşlar. Evet. Fatullah Durmuş ismi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Konu tekafül sigortacılığı hakkında. Tekafül sigortacılığının fıkhi açıdan değerlendirilmesi üzerine. Tekafül sigortacılığı, malum olduğu üzere konvansiyonel sigortacılığın bir alternatifi olarak ortaya çıkmıştır. Konvansiyonel sigortacılık, bugün ticari sigortacılık olarak da anılır. İslami açıdan, İslam hukuku açısından değerlendirildiğinde birçok fakih tarafından mahsurları sayılan bir sistemdir. Bu mahsurlar arasında neler vardır? Fıkhi açıdan yasak olan garar yasağı çiğnendiği söylenir. Riba yasağı çiğnendiği söylenir. Yine bir başka temel eleştirilerden bir tanesi kumara benzer bir işlem olduğu şeklindedir. Bu nedenle konvansiyonel sigortaya alternatif olarak tekafül ya da bazı yazarlar teavün yani yardımlaşma sigortacılığı adı altında, tekafül sigortacılığı adı altında sistem geliştirilmiştir. Bu sistem farklı ülkelerde, İslami ülkelerde, Malezya'da ve Körfez ülkelerinde, Türkiye'de az da olsa uygulanmaya başlanan ve devam eden bir sistem. Bunun hakkında hem sistemin işleyişi ve sistemin işleyişiyle ilgili de bir takım olması gereken kurallara temas etmeye çalışacağız inşallah tebliğimizde. Başlıca başlıklarımız şunlar olacak. Tekafül sigortacılığında yönetim, fonlar ve taraflar arasındaki ilişkinin boyutuna bakacağız. Tekafül sigortasında türler, olması gereken sözleşme maddeleri ve vakiye tutar diye arta kalan bir miktar var. Bunlar da ilgili duruma. Sigortaya katılım, haklar, yükümlülükler, en son olarak da fıkhi dayanaklar. İslami sigortada ya da tekafül sigortacılığında yönetim yapılanması bir katılımcıların yönetimi, ikincisi de özel şirketin yönetimi şeklinde iki şekilde tezahür edebiliyor. Bunlardan birincisi daha çok bugün kooperatif sigortacılığına tekabül ediyor. Bizzat katılımcılar kendi aralarında birilerini yönetici seçerek oluşturuyorlar. İkincisi ise daha çok profesyonel tekabül şirketlerine tekabül eden
özel bir şirketin, kar amaçlı özel bir şirketin tekabül fonunu yönetmesi şeklinde tezahür ediyor. Tekabül sigortacılığında iki tür fon kaynağı var. Bunlardan bir tanesi tekabül şirketinin kendi öz sermayesi, kuruluş sermayesi. İkincisi de katılımcılardan toplanan primlerle oluşan fonlar. Taraflar arasında nasıl bir ilişki söz konusu? Bir, sigorta yaptıran sigortalılar diyebileceğimiz katılımcılar arasındaki, kendi aralarındaki ilişkiyi şirket ya da müşareke ilişkisi olarak tasvir ediyoruz. İkincisi, tekafül şirketi ile tekafül fonu arasındaki ilişki, bunları açacağım. Katılımcılar ile tekafül fonu arasındaki ilişki. Tekafül şirketi ile tekafül fonu arasındaki ilişki, bir, teknik sigortacılık işlemleri açısından bakıyoruz. Bir de fonu yönetme işi açısından bakıyoruz. Teknik sigortacılık işlemleri açısından aradaki ilişkiyi vekalet ilişkisi olarak tasvir ediyoruz. Burada vekalette tarafların rolü nedir? Katılımcılar, yani sigortalılar, müvekkil konumunda, vekaleti veren konumunda, sigorta şirketi ise, tekafül şirketi ise vekil konumunda. Fondaki varlığın işletilmesi, fonda bir miktar para birikiyor. Bu varlıkların atıl kalmaması için yatırımda değerlendirilmesi var. Burada iki ayrı alternatif söz konusu. Bunlardan bir tanesi vekale ilişkisi, vekale bir istismar mevzusuna. İkincisi de müdareme ilişkisi. Eğer müdareme ilişkisi var ise, sigortalılar Rabbul Mal, fıkıhtaki Rabbul Mal, yani sermayedar rolünde, tekafül şirketi ise müdarip, yani işletmeci konumunda. Katılımcılar ile tekafül fonu arasındaki ilişki, fona iştirak sırasında katılımcının teberru yükümlülüğüne sahip olması demektir. Zararın tazmini sırasında ise tekafül fonunun zararı karşılama yükümlülüğü şeklinde iki açıdan değerlendirilebilir. Tekafülün türlerine, sözleşme maddeleri ve bakiye tutarına bakalım. Tekafül türleri birçok açıdan farklı türler oluşturulabiliyor ama burada esas aldığımız tür bir, mal sigortaları, mal tekafül sigortaları, bunlar yangın, sorumluluk ve benzeri sigortalar. İkincisi de şahıs sigortaları ya da buna bugünkü hayat sigortalarına tekabül eden tekabül sigorta türü var. Sözleşmede bulunması gereken maddeler şöyle sayılıyor. Burada esas aldığımız kriter, IOFI diye meşhur bir kuruluş var. Standartlara giren şer'i standartlar. Ondaki standartlara göre bunları maddeledi. Katılımcı prim ve bunların gelirlerini yapılacak tazminler için teberru etmektedir. Yani katılımcıdan kastımız sigortalı burada. Şirket, tekafül şirketi, kendi sermayesi ve tekafül fonu için müstakil iki ayrı hesap tutar. Kendi sermayesiyle toplanan primleri ayrı hesaplarda değerlendirir, tutar. Şirket, sigorta işleri için vekil, yatırım işleri için ise biraz önce bahsettiğim gibi iki farklı rolü olabilir. Bunlardan bir tanesi müdarip, ikincisi de yatırım vekili. Bunlardan hangisini tercih edeceği başlangıçta belirlenmiştir. Tekafül fonu primlere ve bunlardan doğan gelirlere sahiptir, onları elde eder. Hasarları da yine tekafül fonu öder. Burada konvansiyonel sigortada önemli bir fark ortaya çıkıyor. Konvansiyonel sigortada primler şirkete aittir. Hasarları da tamamen şirket kendi bünyesinden karşılar. Tasfiye halinde, şirketin tasfiyesi halinde ihtiyatların ve bakiye tutarın hayır işlerine harcanması şeklinde bir madde bulunmalıdır. Eğer iade edilmeyecekse, iade edilmesi asıldır tabii ki. Katılımcıların denetleme amacıyla yönetim kurulunda yer almada öncelikli haklarının bulunması gerekir. Şirketin, tekafül şirketinin
haram faaliyet ve konusu haram olan sigorta işlemlerini yapamayacağı şeklinde bir taahhütte bulunulmalıdır. Yine tekafül İslami usullere göre işlediği için kararları şirket için bağlayıcı olan bir fıkıh heyetinin ve buna bağlı bir fıkhi denetleme kurulunun bulunması zaruridir. Önemli bir hususta bakiye tutarın durumları. Bakiyeden kastımız şu: sigortalılar primleri ödedikten sonra tazminler yapılır. Tazminlerden arta kalan tutara bakiye diyoruz. Bu bakiye tutarlardan ihtiyat payı ayırma söz konusu olabilir. Bunlar maddelere girdiği sürece bunlara izin verilir, cevaz verilir. Primlerde indirim yapılabilir. Yani artan tutar dağıtılma yerine bir sonraki yılda ödenecek sigorta primlerinden daha düşük ödenme şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ya da hayır işleri için teberru edileceğine yönelik bir madde konulursa eğer, iade yerine hayır işlerine teberru edilebilir bu madde. Arta kalan miktar. Veya kısmen veya tamamen katılımcılara dağıtma şeklinde bir uygulama yapılabilir. Burada olmayan şey nedir derseniz, olmayan şey bakiye tutarın kesinlikle tekafül şirketinde kalmaması. Bunların hepsi katılımcıların yararına veya katılımcıların hayrına bir teberru işlerine dağıtılması şeklinde tezahür ediyor. Bakiye tutarın katılımcılara dağıtılması söz konusu ise değişik kriterler var. Bunlardan bir tanesi hasar ödemesi almış olmasına bakılmaksızın katılımı oranında herkese eşit olarak dağıtılması şeklinde bir uygulama var. Tercih edilirse bu birinci yöntem. İkinci yöntem sadece hasar ödemesi almayanlara, çünkü yararlananlar zaten bir şekilde ondan istifade etmişler, diğerlerine dağıtalım şeklinde ikinci bir kriter var. Üçüncüsü bütün katılımcılara fakat hasar ödemesi alanlara aldıkları tazminat düşürerek yapılacak olan dağıtım. Bu da bir yöntem. Dördüncüsü ise daha genel, fıkıh heyetine iş bırakılıyor. Fıkıh heyeti hangi yöntemle dağıtılmasına uygun görürse ona göre dağıtılabilir şeklinde. Üçüncüsü sigortaya katılım haklar ve yükümlülükler. Sigortaya katılım hususunda Müslümanların katılması şeklinde bir kısıtlama yok. Gayrimüslimler de katılabiliyor. Primlerin belirlenmesinde istatistiksel hesaplar kullanılabilir. Diğer konvansiyonel sigortalarda olduğu gibi. Riskin muhtemel olması gerekir. Kesin olacak riskler karşılığında sigorta yapılmaz. Riskin sigortalının iradesiyle gerçekleşmemesi gerekir. Bu da önemli bir kriter. Haklar ve yükümlülüklere baktığımız zaman riske ilişkin doğru beyanda bulunma yükümlülüğü var katılımcıların. Primleri zamanında ödeme, belirlenen süre içinde riskin gerçekleştiğine haber verme. Tekafül şirketinin sorumlulukları sözleşme düzenleme ve primleri tahsil. Kasıt kusur ihmal dışında sorumlu olmama. Kuruluş giderlerinin kendi sermayesini işletme ve teknik sigortacılık faaliyetleriyle ilgili masrafları da üstlenme yükümlülüğü vardır. Tekafül şirketinin anonim şirketle ilgili ihtiyatlar şirket sermayesinden ayrılır. Katılım fonundan alınmaz. Tekafül fonundan ihtiyat payları ayrılabilir. Şirket zarar veren tarafın kusur halinde sigortalıya halef olur. Şirket tazminler için tekafül fonu yeterli gelmez ise tarz-ı hasen verebilir veya sözleşmede yazılması kaydıyla katılımcılara tekrar başvurabilir. Bu tarz-ı hasen de önemli uygulama açısından. Eğer toplanan primler yeterli gelmez ise şirket fona, yani tekafül fonuna karz veriyor. Bir sonraki yıldan toplanacak primlerden tahsil etmek şartıdır. Tekafül fonu sigortacılıkla ilgili tüm tazmin, masraf ve komisyonları karşılamakla yükümlüdür. Fıkhi dayanaklara baktığımız zaman sigortacılıktaki eleştiri neydi? Karardı.
yani belirsizlik, bilinmezlik durumu. Karar teberru akitlerinde müsamaha gösterildiği için tekafül de teberru akdine dayandırılır. Bundan dolayı meşruiyet şartını sağlamış sayılır. Şirketin rolü tekafül sigortacılığında sigorta akdini yapmada vekil konumundadır. Konvansiyonel sigortada ise asıl konumundadır. Yani bizzat kendi adına götürür bu işleri. Primler tekafülde primlere tekafül fonu malik olur. Kendi mülkiyetine geçer. Konvansiyonel sigortada ise şirket sahip olur. Yine bir başka dayanak noktası NEHT ya da NİHT adı verilen bir uygulama var. Bu şu, aslında basit bir uygulamanın kurumsallaştırıldığını görüyoruz burada. Yolculuğa çıkacak olan bir grup kendi aralarında azıklarını ya da beslenmelerini diyelim, gıda maddelerini, erzaklarını birleştirirler. Yolculuk sırasında herkes ne kadar miktarda doyacaksa oradan yer içer. Ondan sonra geri kalan miktarı kendi aralarında dağıtırlar. Buradan hareketle sigortaya katılanlar da primleri ödemekte. O primlerden kimler hasar meydana gelmişse, kimlerin kazası vesaire varsa oradan ödemeler yapılır. Geri kalan miktarda katılımcılara dağıtılması şeklinde bir uygulamaya dayanır. İkincisi de teberru yükümlülüğü. Maliki mezhebine mensup, Maliki mezhebine dayandırılarak teberru yükümlülüğü altına girmek Maliki mezhebinde bağlayıcı kabul edilmiştir. Böyle bir yükümlülüğe giren kişi de onu ödemekle zorunludur. Bitirdim hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür.